Hatırlamak gizli bir ibadet benim için. Günahlarımdan arınmak, masumiyete dönmek, tavaf etmek. Saruhan'la hanımefendinin çiftliği, bu Ege'nin en güzel çiftliğidir. 12 yaşımda geldim burada çalışmaya. Zengin sahibim çok iyi bir kadındı. Benim eğitimimle hususi olarak ilgilendi. Çalışkanlığımı görünce de dersler almam için hocalara yolladı. Astroloji, matematik, tarih, bitkilerin dili, ruhunu bile anlatan hocalarım oldu. Tabiatı sevmeyi, tabiatı bereketli kullanmayı öğrettiler. Müziğe kabiliyetimi gördüklerinde keman almama ve çalmama izin verdiler. Keman ve annemin şarkıları o gün hayatımı değiştirdi. Çiftlikte çalışan köylülerle yemek için mola verdik. Güneş biraz yumuşasın diye bekliyorduk. Ben de heybemden kemanımı çıkardım. Çalıyordum. Dalmışım. Hanım seni çağırıyor. Bir şey mi oldu ablası? Mühim bir misafirimiz var. Gel benimle. Siz de işinizin başına. Hanım kemanını da alıp gelsin dedi. İşte şimdi hayatımın değiştiği yerdeyim. Ve hayatıma bakıyorum. Adın ne senin? İbrahim. Nerelisin peki? Nereden geldin Saruhan çiftliğine? Pargalıyım ben. Oradan geldim buraya. Müzik bittiğinde kaderim değişmişti. Hanımım beni bu zengin beye hediye etti. Bu bey Şehzade Süleyman'dan başkası değildi. Padişah Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Şehzade Süleyman. Manisa Sancak Bey. Şehzadenin av alayına katıldım o gün. Pargalı. Neden yanımda yürümüyorsun? Şehzade, ne haddime? Ne çabuk öğrendin şehzade olduğumu? Benim arkamdan gelecek insanlar belli. Ben seni yanıma yoldaş olasın diye istedim. Birlikte avlandık ve Manisa Sarayı'na döndüm. O gece sarayda uyudum. Ve sonraki yıllar boyunca da yanımda, en yakınında, mahreminde, sırrında ama hep sınırda.
İbrahim Paşa. Sen de perişan oldun kaç gündür. Aslanımın rahatsızlığı hepimizi kedere boğdu. Sen dairene dön Hürrem. Sen kal İbrahim.